Herkese merhabalar. Sevlence kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle paylaşacağım bugünkü tarifim balon bazlama tarifi. Gördüğünüz gibi yumuşacık, harika, lezzetli balon bazlamalar yapacağız bugün. Sizleri daha fazla bekletmeden bazlamamızın yapımına geçelim. İyi seyirler. Öncelikle yoğurma kabıma 3 su bardağı ılık su koyuyorum. Suyumuz mutlaka ılık olmalıdır. Daha sonra bir paket instant maya ya da varsa yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da toz şeker ekledikten sonra mayamız eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Ve yeterince un koyuyorum. Tabii unumun hepsini koymuyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz koyarak güzelce karıştırıyorum. Tuz zevkinize göre koyabilirsiniz arkadaşlar damak tadınıza göre. Ben fazla tuzlu sevmediğim için 1 tatlı kaşığı koydum. Siz 1,5 tatlı kaşığı koyabilirsiniz. Öncelikle tahta bir kaşıkla hamur toparlanana kadar karıştırıyorum. Daha sonra Tahta kaşığı içerisinden çıkarıyorum. Ve biraz daha un ilave ederek elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar, hamurumuz mutlaka yumuşak, ele yapışan bir hamur olmalıdır. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa ekmeklerimiz de o kadar yumuşak olur, sert olmaz. Biraz daha un takviyesi yaparak yoğurmaya devam ediyorum ve güzelce yoğurmamız gerekiyor. En az 5 dakika elimizle güzelce yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi ara ara çırpıyorum. Pürüzsüz bir hale gelmesi için güzelce yoğurmamız şart arkadaşlar. Evet cıvık bir hamur elde ettik. Dediğim gibi hamurumuz ele yapışan cıvık bir hamur oluyor. Çok sert bir hamur yoğurmuyoruz. Yoğurduktan sonra şöyle bir toparlıyorum ve üzerine bir kapak kapatıyorum. Siz isterseniz streç filmle kapatabilirsiniz ve temiz bir sofra beziyle örtüyorum. Yarım saat 45 dakika mayalanmasını bekliyorum. Evet 45 dakika sonunda hamurum çok güzel mayalandı. Bir aparat yardımıyla şöyle havasını alıyorum. Güzelce maya kokusu olmaması için ve bolca unladığım masama hamuru boşaltıyorum. Güzelce sıyırıyorum bütün hamuru. Hamurumuz belirttiğim gibi bayağı cıvık bir hamur yani çok sert değil. Üzerine bolca un ekleyerek serperek güzelce hamur kartımla uzun bir şekilde toparlıyorum. Ve hamurumu arkadaşlar 6 parçaya bölüyorum. Bu miktardaki hamurdan 6 adet balon bazlama yapacağım. Daha sonra elimizi unlayarak bezeler haline getirip unladığım masanın üzerine bir kenara alıyorum. Dediğim gibi 6 adet hamur bezemizi hazırladım. Daha sonra tekrardan un serpiyorum. Ayrıca masanın üzerine Temiz bir sofra bezi serdim. Onun üzerine de un serptim. Şöyle elimle aldığım bezeleri unlayarak tabii ki yapıştığı için hafif unlayarak elimle yuvarlak bir şekilde açıyorum. Oklava veya merdane kullanmıyorum. Belirli bir büyüklükte, tatlı tabağı büyüklüğünde olabilir. Siz arkadaşlar istediğiniz kadar büyüklükte yapabilirsiniz. Ben küçük yaptım 6 tane çıkması için. Daha büyük de yapabilirsiniz. Daha sonra hazırladığım açtığım bezelerimi sofra bezinin üzerine unlamış olduğum sofra bezinin üzerine alıyorum. Hepsini aynı şekilde açarak hazırlıyorum. Evet bu şekilde yuvarlak bir şekilde hepsini açıp hazırlayarak sofra bezinin üzerine koyuyorum. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra sofra bezimi üzerine örtüyorum kurumaması için ve 15-20 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. Daha sonra ocakta orta ateşte ısıtmış olduğum tavama koyuyorum gördüğünüz gibi üzerinde hafif kabarcıklar oluşana kadar 7-8 saniye olunca çeviriyorum ve kesinlikle tam pişmeden çeviriyoruz yani zaten 3-4 defa en az çevirerek pişirmemiz gerekiyor sonra tekrardan aynı 8-10 saniye yani civarı bekleterek çeviriyorum Evet sonra tekrar çeviriyorum. Üçüncü çevirişimden sonra gördüğünüz gibi bazlamam balon gibi kabarmaya başladı. Tam pişmeden çevirdiğimiz için bazlamamız balon şeklinde kabarmaya başlıyor arkadaşlar. Sonra tekrar çeviriyorum. Bu şekilde çevirdikten sonra alt üstü pişince bazlamamı ocaktan alacağım. Gördüğünüz gibi harika şekilde pişti. Her tarafı eşit bir şekilde kızardı. Çok harlı ateşte yapmıyoruz. Orta ateşte arkadaşlar. Kızdıktan sonra tavamız ateşimizi orta ateşe alıyoruz. O şekilde pişiriyoruz. Çok harlı ateşte pişirirsek bazlamamız hamur olabilir. Onun için orta ateşte pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti bazlamam. Evet, piştikten sonra mutlaka bir bez üzerine alalım. Çünkü tepsi veya tabakta terleme yapıp hamurlaşabilir. Diğer bazlamalarımda da aynı şekilde gördüğünüz gibi pişirmeye devam ediyorum. Evet, bu şekilde pişirseniz bazlamalarımız çok güzel olur. Hepsini pişiriyorum aynı şekilde. Hiç acele etmeden altın üstünü görüyorsunuz. Mis gibi oldu kesinlikle. 7-8 saniye sonra gördüğünüz gibi kabarcıklar oluşunca çevirerek ara ara pişiriyoruz. Evet, bütün bazlamalarım pişti. Çok güzel oldu. Yumuşacık, puf puf harika bazlamalar yaptım bugün. İç dokusunu da göstereyim size. Şöyle hiçbir hamurlaşma yok. Dilerseniz peynir, domates koyarak ya da içine köfte, döner de koyabilirsiniz. Kahvaltılarda da tüketebilirsiniz. Bugünlük tarifimin sonuna gelmişken kanalıma abone olmayı unutmayın. Mutlaka yorumlarınıza dönüş yapıyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.